çiğ köfte tarifi vereceğim. Biraz değişik bir tarif olacak. Çünkü elimizdeki malzemeyle çiğ köfte yapabilir miyiz diye yapabileceğimizi göstereceğiz şimdi size. Selamun aleyküm ya ashab. Ehnedirli çiğ köfte. Şöyle bulgurumuz var. Bu bulguru biz 300 gram kadar bulgur kullandık. 300 gram bulgura aynı oranda, yani bardak ölçüsüyle yapabilirsiniz. Aynı oranda sıcak su ekledik. Sıcak suyu da üzerini kapattık, bekledik. Soğanımızı sürttük. Soğanımızın suyunu attık. Bir tane de taze soğan koyduk. Tuzla biraz yoğurduk onları. Normal salçamızı aldık. Biber salçası, domates salçası, karışık bir salçam var benim. Yani normalde biber salçası olması lazım. O salçayı da ekledik. Sonra kırmızı toz biberimiz var. Kimyonumuz var. Sumağımız var. Karabiberimiz var. Biraz pul biberimiz var. Tuzumuz var. Yağımız var. Ya asap ehnedirli bulgur skanama kif kif mizan. Mesela dökes bulgur. Dökes skanama. Umbet essinle hiye essinle senk minüt hiyecip mataha. Kim basın dille tarfajına basın ümmet nahilu matau basın tavil ken salsa ken salsa fulful ken sumak ken fulful nur fulful ruaj ruj kimyon fulful har mil zit. Bu salçalarla soğanlarımızı biraz tuzumuzla katmıştık bu harca. İyice bir karıştırıyoruz burada. İyice yediriyoruz bunları. Ehne hallat biyen salsa basın. Duka atülü bulgur taha. Hadi bulgur noir. Spesiyel küfte, bulgurta küfte. Duka lazım hallat kumsa. Arkadaşlar bulgurumuzu da kattıktan sonra malzemeyle iyice yoğuruyoruz. Bizim verdiğimiz tariflere dikkat ederseniz, yani şu malzemem yok bunu yapamam, o malzemem yok bunu yapamam diyenler için, özellikle de gurbette bazı şeylere ulaşamayan arkadaşlar için verilmiş tarifler, yani bir şeyin eksik olması bir şey yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Evet, biz de biliyoruz normalde buna sumak mesela bulamadığımız nar ekşisini katmayı falan, ama onlar yok, onlarsız da olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Şimdi karıştırdığımız harcımızın içerisine baharatlarımızı katacağız. Ya asap duka hallat umbet atülü baharathane duka zit hallat. Arkadaşlar dediğim gibi malzememizi kattık. Buradaki baharat oranımız bizim mesela çocuklara göre ayar edilebilir. Biraz daha acı katılabilir. Fakat ben onların da yiyebilmesi için çok fazla acı katmayacağım. Şimdi yoğurmaya devam ediyoruz. Bütün köftelerde olduğu gibi bunda da, yani ne kadar güzel yoğursanız o kadar güzel netice alacaksınızdır. Harcımız köfteleşti normalde. Şimdi biraz daha yoğurup iki defa daha çevirdikten sonra, mesela bizim kullandığımız tavamız normal bir tepsimiz, normal bir tepsi. Çiğ köfte tepsisi değil. Yani hiçbir şeye bahanesi yok. Yani şu yok, bu yok demeye gerek yok. Elimizdeki malzemeyle güzel neticeler alabiliriz. Şimdi yağını katacağız. Tekrar yoğuracağız. Köftemiz hazır. Yağımızı kattık. Malzememiz oranında kattık tabi. Burada biz normal çiçek yağı kullandık. Ehnedirli zit normal. Mümkün zit zeytun. Zit zeytun ziyade hayır yani.
Lakin hakkı senin mümkün. Lukazit hallat. Karıştırdıktan sonra tuzunu kontrol edeceğiz. Tuzunu da ayar ettikten sonra köftemiz hazır. Köfteleyip sunumunu yapabiliriz. Köftelerimiz bitti. Köftelemeye başladık. Servis tabağımıza da aldık. Ben bugün yiyeceğimiz kadar köfteyi yaptım. Gerisini buzdolabına kaldıracağım. Afiyet olsun. Bir saf dokum.